Çok uzun zamandan beri örgü işleriyle uğraşıyorum. Hoşuma gidiyor örgü örmek. Bu oyuncak işleri de torunum olduktan sonra aşağı yukarı bir 7-8 ay önce oyuncak yapmaya karar verdim. Torunum olduğu için. Şimdi bildiğiniz gibi plastik oyuncaklar daha çok kanserojen madde içerdiği için bu ipler daha sağlıklı. Çocuk ağzına soksa bile zarar vermiyor. Özellikle bu oyuncak örülen ipler çocuklara özel üretildiği için hiçbir zararı yok. O yüzden böyle torunum olduktan sonra karar verdim örmeye. Sonra çevremden talepler gelmeye başladı. Arkadaşlarımın falan hoşuna gitmeye başladı. Tabii çocuğu olanlar, hamile olan anne adayları falan istekte bulundular. Onlara da yapmaya başladık. Sonradan aile bütçesine de katkı olsun diye bunu iş haline döktük. Şu anda internet üzerinden de satış yapıyoruz. Allah'a şükür satışlarımız da iyi gidiyor. Sipariş alıyoruz. Böylelikle aile bütçesine de katkıda bulunmuş oluyoruz. Bir ürünü yapmak aşamaya göre değişiyor. Oyuncağın aşamasına göre, büyüklüğüne göre, detaylarına göre değişiyor. Yani 3 günde çıkan oyuncak da var. Diyelim bir çıngırak mesela, bebek çıngırağı. O 3 günde falan tamamlanıyor. Çünkü dikme aşamaları falan oyaladığı için. İşte aşamasına göre değişiyor. 10 günde biten oyuncak da var. Mesela bir tabure yaptım ben. Torunum için yaptım. Tabure aşağı yukarı bir ayımı aldı. Rahatlıkla bir ayımı aldı. İşte aşamaya göre değişiyor. Özellikle bebekler için 0-3 ay arası yaş grubu için bu oyuncaklar çok faydalı oluyor, eğitici oluyor. Onların gelişimine katkı sağladığı için bu işe ben de ona destek olmaya başladım. Ben de zaten küçüklüğümden beri yani annem dolayısıyla örgü bildiğim için ben de aynı şekilde yapıyorum. Ondan görerek, araştırma yaparak sürekli geliştiriyoruz kendimizi. Özellikle bebekler için çok faydalı oluyor bu tür oyuncaklar. Şu şekilde gösterebilirim. Bir tane mesela zürafamız var. Bunun şu şekilde kafası çıkıyor. Bunlar çocukların motor gelişimi için çok faydalı oluyorlar. Bunlarla hani plastik oyuncaklardansa özellikle bu örgü oyuncaklarla oynamaları daha iyi oluyor onlar için. Daha sağlıklı oluyorlar. Kendilerini geliştiriyorlar, motor becerilerini geliştiriyorlar. Bu şekilde fayda sağlıyoruz. Ya özellikle artık yani kendi evimde çocuğum için hiçbir şekilde plastik oyuncak almıyorum ben. Özellikle farklı gördüğüm oyuncakları renkli renkli renklerini değiştirerek onun ilgisini çekecek şekilde kendim örüyorum. Plastik oyuncaklarla oynatmıyoruz. Yani tabii ki bir sayı veremeyeceğim. Şimdiye kadar yüzlerce ürün yaptık çünkü. Özellikle bu karantina sürecinden dolayı sürekli evdeyiz. Her gün örüyoruz. Yani sürekli elimizde sürekli bir örgü halindeyiz. Özellikle yakın çevremizle başladık bu işe. Benim annemin, benim arkadaşlarımız işte hamile arkadaşlarımız vardı. Onlarla başladık. Sürekli onlar arkadaşlarına söylediler. Bu şekilde ilerlettik. Şimdi şehir dışlarına gönderim sağlıyoruz. Yurt dışlarına gönderim sağlıyoruz. Yüzlerce oyuncak yaptık şimdiye kadar. Çocukların sağlığını tehlikeye atmadığı için bu şekilde talepler giderek artıyor.